Kunlar birida Umar ibn Xattobni xalifa bo'lib turgan paytida eshigini biroq qoqib qoldi. Quloq solib tursa, ayoli Umar ibn Xattobga baqiryapti. Umar ibn Xattobdek kishi indamay turibdi. Ozgina turdi, qarasa boyaga vaqir chaqir shovqin suron to'xtamayapti. Sekin orqasini qilib ketib qoldi. Umar ibn Xattob boyaga eshigida qoqqanini eshitdi-da, borib ochdi. Ozsa hali odam ketyapti, beki dedi. Nimaga taqillatdingmi, nimaga qaytib ketyapsan dedi. Hali kishi aytdi, Amiral Mu'minin, ayolimdan shikoyat qilib keluvdim. Qarasam, sizni ayolingiz ham menikidan qolishmas ekan. Siz Umar al-Foruq bo'lsangiz ham indamay turibsiz dedi. Ya'ni ko'ring, mana shunday bir buyuk zabardast ulug' sahobalar, bütün dünyanı titratgan sahobalarning ayollari erlariga shunday bir baqirsa, indamay qo'yapti. Bu degani nima degani? Laim bo'lib yengandan ko'ra ayolni karim bo'lib avf qo'yishlik ustunroq bo'lar ekan. Bu dunyo birodarlar mehnat, mashaqqat hovlisi, rohat hovlisi emas. Bu dunyoda hamma yo'g'ini tekiz bo'lishini kutishlik to'g'ri emas. Agar kim bu dunyoni haqiqatini nima ekanligini tushungan bo'lsa, dunyoni kengligi kelganda quvonmaydi. Bu kengligi ketib qolsa, torlikka kirib qolsa bunga qayg'urmaydi. Dunyo mushkulalardan iborat. Dunyoda hayotingizda bir kamchilik nuqsonni bo'lishligi siz bilan bizi birodarlar foydamiz uchun. Faraz qiling, hamma yo'g'imiz 100% bo'lsa, hech muammo bo'lmasa, hech kim o'lgisi kelmay qoladi. Hech qanday bir muammoingiz yo'q, soppa sog'siz. Dunyo o'shuncha, o'g'il qiz o'shuncha, hamma narsa bor. Allohga yo'liqishlikni xohlamay qoladi odam. O'ylang endi, dunyo Men dunyo bir xil turmaydi. Shu o'zgarib turishligi, bir kun bo'lib, bir kun bo'lmasligi Allohning bizga bergan mehribonligi. Qarang, dunyo bir kam dunyo. Qarang, bir odamda puli ko'p bo'lsa bolasi yo'q. Bolasi bo'lsa unga sarflaydigan puli yo'q. Bir odamni ayoli solihah lekin farzandi yo'q. Yana bir odamni qarasangiz, farzandlari serob, lekin bular noqobil. Demak, nuqson kamchilik bu dunyoda bo'ladi. Bir kam dunyo bo'lishligi siz bilan biz uchun yaxshi birodarlar. Toki shu dunyoda g'am tashvishidan zerikamiz, Alloh taoloning huzuriga ketishlikka oshiq bo'lamiz. O'zi bir odamni dunyoga kelib, mana shu mol, farzand, ayollar, boshqa fitnalardan omon holatda iymoni bilan ketib olishligi katta boylik. Katta boylik. Bir hadis qudusi o'qib beraman. Va izzati va jalali deydi Alloh taolo. La aqbizu abdiyal mu'min va ana uhibbu an arhamahu. Ustimizga kelayotgan kun qanaqa bo'lishidan qat'i nazar xursandchilik bilan, rozilik bilan qabul qilishlikni o'rganamiz, agar tushunib yetsak bu hadisni. Alloh taolo hadis qudusida aytadi. Azizligim va ulug'ligimga qasamki, mu'min bandamning jonini olar ekanman, men unga rahim qilishni xohlayman. U qilgan har bitta xato uchun uni jazolayman. Dunyoda o'zida Alloh taolo bizdan gunoh sodir bo'lsa, dunyoda jazolayotganligi yaxshilikning belgisi. Qo'l qayrilib qoldi, oyoq qayrilib ketdi, mashinani aynagi sinib ketdi, bir musibat keldi, sizga yoqmaydigan ish. Biling birodar, bu sizni foydangizga bo'ldi. Chunki bitta xato o'tganida Alloh taolo shu bitta jazoni berib turib, juda ko'p xatolaringizni yuvardi. Alloh taolo aytadi, jasadidagi kasal yoki rizqidagi torlik bilan sinayman, balolayman. Molidagi yoki bolasidagi musibat bilan jazolayman. Shunday qilib musibatning orqasidan gunohlarni yoraman, yoraman. Agar undan yana gunoh qoladigan bo'lsa, agar undan gunohdan biror narsa yana qolgan bo'lsa, nima qoldi unga dunyoda? Oxiri yetadigan musibat. O'lim sakaroti. O'lim sakaratini qattiq qilaman, oxirida shu bilan yuvib tashlayman, deyapti Alloh taolo. Shunda u menga xuddi onasi uni tuqqan kunidagi holidek ro'baro bo'ladi. Demak, Alloh taolo siz bilan bizga bergan har bitta bizga yoqmaydigan kun bizni foydamizga. Tijorat bo'lmayapti. Og'riyapsiz. Qandaydir bir muammo tashvishga kirib qoldingiz. Mana shularda bari sizni gunohlaringizni kafforat qilyapti, birodar. O'shuning uchun bemor odamni ko'rgani kelgan paytda mana shu narsani eslatishlik kerak, birodar. Qilgan gunohlaringizga kafforat mana shu kunlaringiz. Rozi bo'ling, rozi bo'ladi.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xonadonida mana shunday mushkulalar bo'ldi. Birodarlar, agar u zot hamma oddiy odamdaqa hayot kechirib, oilaviy hayotida ham, ko'chada ham, tirishligida ham siz bilan bizdagi muammolarga duch kelmasa, bizga qanday qilib ibrat bo'la olardi? Xotinlari bilan qilgan muomalasida oddiy erkak kishidagi muomala qilgan. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotida bo'lgan har bitta ish har bitta erkak kishini peshonasida chiqishi mumkin bo'lgan ishlardan iborat edi. Ibrat uchun bo'ldi bularning barchasi. Demak, uzotning ayollarning orasida mana shunday muammolarni bor bo'lishi kerak edi. Toki ummatga nima bo'lsin? Ibrat namuna bo'lsin. Mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayotiga qaytadigan bo'lsak, Imom Termiziydan rivoyat qilinadi. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam peshin namozini 2 rakat o'qib turib, salom berib tugatib qo'ydi. Shunda Zulyadayn, "Ya Rasululloh, namoz qisqardimi?" dedi. Rasululloh sahobalarga qarab turib, "Bu to'g'ri aytyaptimi?" dedi. "Ha, Rasululloh to'g'ri aytyapti" dedi. Turib 2 rakatni o'qidi. Agar Alloh taolo payg'ambarimizga unuttirib shu 2 rakatni o'qittirmay qo'ymasa, namoz chola bo'lib qolganda nima ish qilish kerakligini qani o'rganardik? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarlarda birdan qaytayotib, bomdod namoziga uxlab qoldi sahobalar bilan hammasi bilan. Nima yuqlab qoldi? Demak, mana shu bunday bo'lishligi kerak edi, Alloh xohladi. Turishdi u yer o'g'anishganidan keyin. Bu yer yomon joy ekan, jililar dedi payg'ambarimiz. Hamma jildi, tahorat qildi, azon takbir aytib namozni o'qishdi birdalash. Demak, bu xatolarni bo'lishligi biz uchun kerak edi, ummat uchun ibratga kerak edi. Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ayollariga bir qancha oyatlarda xitob qildi. Astag'fir billah. Ya nisa an-nabiy لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا Ey payg'ambar ayollari, dedi Alloh taolo Ahzob surasida, sizlar agar taqvodor bo'lsangizlar, ayollardan birontasi kabi emasdirsizlar. Martaba jihatidan sizlarga teng keladigan ayol bo'lmaydi. Bas sizlar parda otidan biron nomahram erkakka javob qilgan paytingizda mayin nazokatli so'z qilmanglarki, u holda ko'nglida maraz nifoq bo'lgan kimsa ta'ma qilib qolaver. Yaxshi to'g'ri to'g'ri so'zni so'zlanglar. Payg'ambarda ayollarga Alloh taolo pardaning orqasida, eshik orqasida turgan nomahram erkakka gapirishga to'g'ri kelsa, to'g'ri gapiringlar. Tilinglarni burab mayin nazokatli gapirmanglar. Toki tashqarida turgan odam agar maraz bo'lsa, qalbida nifoqi bo'lsa, ta'maga kirib qolmasin. Bu keyingi musulmon ayollarga ham ibrat. Yo'q edi uyda. Qachon kelishini bilmayman. Bo'ldi. Kimsiz, nima deb qo'ya, agar sizga nima deyishingiz kerakligini. Agar aytib qo'yadigan gapi bo'lsa, sherkak kishi, manaqa deb qo'ying deb ketadi. Telefon qildingiz, ko'tardi. Palonchi bormi? Yo'q edi. Qachon keladi bilmayman. Bo'ldi. Mumkin emas, chunki Alloh taolo payg'ambarda ayollarga buyuryapti, demak kim mu'minlar ayollarga ham musulmonlarga ham tegishli shu narsa. Alloh taolo mana shu surada yana aytadi. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ayollari kelib, ozgina dunyoyimizni tekizlab bering bizni ham. Talxani uyiga boruvdik, Zubayrni uyiga boruvdik, unday bor ekan, bunday bor ekan deb dunyo matohini so'rashganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga g'azabi kelgan edi. Payg'ambarda ayoli ham dunyoyimni qilib ber degan ekan. Siz bilan bizkilar 10 marta aytadi endi. Sen shuncha masalani eshitib turibam, shunaqamisan demang. Tushunarlimi? Hojiga borib kelsang ham shunaqamisan, dars o'qib turibam shunaqa deysanmi demang, chunki payg'ambarda qo'lidan suv ichib turgan ayollar dunyoyimizni tekizlab ber degan ekan yeriga. Alloh taolo nima deb javob berdi bularga? In kuntunna turidnal hayata dunya va zinataha fata'alayna umatti'kunna va sarrihkunna sarohan jamila. Ey payg'ambar, juftlaringizga ayting, agar sizlar hayotda dunyoni va uning zebu zinatlarini istaydigan bo'lsangizlar, u holda kelinglar. Men sizlarni o'sha narsalardan bahramand etay va chiroyli kuzatish bilan kuzatay. Muhammad payg'ambarning ayollariga ixtiyor berildi. Agar dunyo kerak bo'lsa, qilib beraman, keyin javob beradi, beraman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oilasida mana shunday muammolar bo'lganligini Qur'on xabarini berdi birodarlar. Mana shunday zayilda qolgan onalarimiz payg'ambarimizga kelib iltimos qilishovurdi, iltimos qilishovurdi.
Peygamberimiz bana şu nesadan azar çekip bir ay ayolları yakın kemiğe koydu. Bir ay. Bana şu bir ay kifaya kıldı. Yukarıda ayetler düştü. Ayollar kıyken işini düşünüştü. Bir ay ötkenden kem Peygamberimiz yani ayollarına kaydı. Birinci olup Ayşe anamız raziyallahu anh'ını hücresi geçirdi. Şimdi Ayşe anamız yani bir ay kemedi Peygamberimiz ayollarını aldı. Bir artasını. Yani Ayşe anamız en yaş ayalı. En yaş ayalı. Ya Resulullah dedi. Bi abi ente ve ummi kultu kelimeten lem alka leha belen. Ya Resulullah şu otağından fida olsun. Şu bilmezden bir tek yaptığı olamazdan gapırıp koyup ben menge açıkız kep kaldı dedi. Bana şu narsa özür sorup koyuşluk. Gazap kılayken tamamını gazabını ketkizeli. Bir adam aybını boynuna alıp koysa menden ötüp de keçirip koyayım dese nereye hapa bulayken tamamını mı oladı? Yumşaydı. Şunun için opalarımız ham hani elbette bu derslerde opalarımız hem işledi. Ayıp iş koyduğundan ki hem menden ötüp de uklap koppan bilmeyi koppan dese erkek kişi kurup getiren ne kıladı? Ayşe anamız peygamberimiz ki şundaydı dedi. Oylamazdan bilmezden gapırıp koyup ben açıkız kep kaldı dedi. Keyin etken gapını kırayım. Aksamta antah curana şahran. Siz bizi bir ay terk kılaman da kasam içi oduyuz. Yine 29 gün oluyor dedi. Bunu erke alabaydı. Şimdi peygamberimiz ha dedi. Ha 29 günden bu kaladı ay dedi. Şu bilen muamma hal buldu. Köreyle braderler. Bu Peygamber aleyhisselam hayatta bugün her bitti bir lahza, her bitti bugün müşküle bu ümmetki ibrat buluşuk için kere gidi. Eğer hatun rotasında braderler lütf buluşuk gerek. Şirin söz buluşuk gerek. Peygamberimizin sünneti. Resulullah kaçan köşeden kirip gelse tabassum bilen kirip geler idi. Keyfiyetini yakış kılıp kirip geler idi. Çünkü bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in siz bilmemizi kaldırken sünneti buladı. Bana Peygamberimiz ayolları açığa getirip koyuşuyordu. Bir ay açığa geldi. Şu bilen kifayelendi ayollar. Şunu özü kifaya kıldı. Şimdi ayrım erkekler var. Aylab, aylab, ihtimal yıllab ayolları tezkarı boğuladı. Bu ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine hılaf bulgen iş. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.